Sanatın ve hayatın tüm renklerini barındıran Bloomberg HT Life'tan herkese merhaba. Yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Gelin önce bu hafta programımızda neler izleyeceğimize bir göz atalım. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinin bu haftaki konuğu Akasya Asıl Türkmen. Ünlü oyuncu ve dünya tatlısı kızı Pera'yla önce Galata'daki evlerinde buluştuk. Aa diyorsun, birdenbire kucağına bir çocuk veriyorlar. Anne olunca anlarsın cümlesini anladım. Uzman falan değilim. Deneyimlerimi paylaşıyorum. En güzel annelik, becerebildiğin annelik. Ardından da Galata sokaklarında keyifli bir tura çıktık. Birazdan. İnsanlar bence tiyatrodan ya da sanattan vazgeçmeyecekler asla. Rutin olarak tiyatro seyreden bir seyirciyse evet, o torpil yapmaz, seni kayırmaz. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Mevsim yaz ama sinema salonları iddialı yapımları perdeye taşımaya devam ediyor. Haftanın iddialı filmleri Vizyondakiler turumuzda. Bloomberg HT Life etkinlik rehberiniz olmayı sürdürüyor. Öne çıkan konserler, gösteriler ve sergiler. Hafta sonunun ve yeni haftanın ajandasını sizler için derledik. Birazdan. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinin bu haftaki konuğu Akasya Asıl Türkmen. Ünlü oyuncu ve kızı Pera'yla Galata'daki evlerinde buluştuk. İşte keyifli sohbetimiz. KT Life yaz sohbetlerinde bu hafta Akasya Asıl Türkmen'in Galata'daki evine konuk olduk. Ünlü oyuncuyla kızı Pera'nın da güzeller güzeli enerjisiyle dahil olduğu keyifli bir sohbete koyulduk. Bloomberg KT Life yaz sohbetlerinde bu hafta Akasya Asıl Türkmen'in evindeyiz. Akasya'cığım, yine ben. Hoş geldin, biliyorsun ki başımın üstünde yeri var. Ama ben seni klima altında ağırlamayı tercih ettim. Birazdan çıkarız efil efil. Galata'nın civarında dolaşırız. Peki bu yaz var mı başka planlar? Hemen oradan bir gireyim. Tatil planı var mı? Aa, ben de şimdi insanın fikri neyse zikri oldu. Tiyatro mu geldi aklına? Yani. Dedim ki eğer Ece soruyorsa tiyatro vardır. Yani aslında biliyorsun bizim işlerde de gelin ata binmiş ya nasip demiş. Özellikle tiyatro söz konusu olunca. Birkaç tane proje var. Çok istediğim böyle bir repertuar oynamayı zaten çok seviyorum. Yani böyle bildiğimiz iyi yazarların zaten bilinen oyunlarını, klasik eserleri. Brecht'in Adam Adamdır'ını yapmak istiyoruz. Gürgen Öz'le birlikte oynayacağım bir oyun ve zaten yaklaşık 8 kişilik falan bir kadrosu var ve canlı müzik olacak. C Block diye çok güzel bir sahnede radyo tiyatrosu yapan, müzikleri efektleriyle falan da yapan çok iyi bir grupla birlikte. Gerçekten altın bir takım kurduk. Tabii ki böyle mekanla ilgili falan zaman zaman değişiklikler vesaire olduğu zaman bu prova tarihlerini, süreci falan etkileyebiliyor. Ama dediğim gibi bir proje yapım aşamasına eğer geçtiyse, insanlar bir araya geldiyse mutlaka nihayete erecektir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii başka olasılıklar da var. Ben bir sezonda tek bir oyuna... Evet, kesinlikle Akasya için mümkün değil bu durum. Ya şimdi bir oyun o kadar şey bir şey ki, tiyatro çok kaygan bir zemin, bir oyun... Bana yetmiyor zaten. Bazen bazı işte mekansal problemler çıkabiliyor. Prodüksiyonla ilgili bazı şeyler çıkabiliyor. Dekor bile bazen engelleyici olabiliyor. O yüzden ben sahnede kalmayı çok sevdiğim için alternatiflere de bakıyorum. Zaten aynı anda bir iki oyunu yürütmek bizim işimiz. Bizim işimiz diyorsun da ben mesela buraya Pera'yı görmeye geldim. Pera'yla nasıl bu kadar iş bir arada gidiyor soracağım da önce lütfen bir Pera'yı görelim. Pera lütfen nerede? Pera'yı görelim. Oldu, o zaman Pera geliyor. Birdenbire şurada tata diye canlansın mı? Evet, tamam. Canlansın. Alayım kızım, altın kızımı. Ve Serdar Özarman'la mutlu bir evliliği olan Akasya Asıl Türkmen'in Altın Kızım diye seslendiği Dünya Tatlısı Pera'da katılıyor aramıza. Ece ablası bak buna. Lütfen şu güzelliğe sana maşallah.
Allah nazarlardan korusun. Tam kendin gibi böyle bembeyaz. Evet. Kocaman güzelim gözleri olan pamuk ya, bir pamuğa bakıyor gibiyim şu anda. Bir atasözü vardır, akasya atasözü. Timsah yumurtasından ördek çıkmaz diye. Ya da ördek yumurtasından timsah çıkmaz da diyebiliriz. Genelde ben böyle olumsuz şeyler yaptığı zaman çocuklar diyorum. Arkadaşlarım çocuk, işte bu çocuk diyor, çok uysuz uyumuyor diyorlar. Böyle kızdırmak için diyorum. Timsah yumurtasından ördek çıkmaz hayatım, senin çocuğun diyorum. Onu kendi kızım için de kullanıyorum ama gördüğünüz gibi bu ördek çıktı. Ay çok çok uslu, baksana. Peracık keşke şu mikrofona bir şeyler söyleyebilseydin. Senden de Akasya'yı, anneciyi dinleseydik. Vallahi söyler. Söyler mi? Buyur. Evet. Pera, bize söylemek istediğin bir şey var mı? Şu anda onun tadına bakmak istiyorum. Pera nerede? Pera nerede? Buradaymış. Anne olunca anlarsın diyorlar ya Akasya. Ne anladın? Bir anlat bakalım. Anne olunca anlarsın dedikleri şeyi anladım yani. Anne olunca anlarsın cümlesini anladım aslında. Ve onu anlatmak biraz zor. Yani insan gerçekten olunca anlıyormuş. Bu biraz şey gibi, şöyle düşün. Ateşten gömlek yani çocuk. Çok güzel bir şey ama aynı zamanda sürekli bir işte bitmeyen bir endişe hali. Ah başladı, sevdi, tamam, alıştı alıştı. Mikrofonu istiyor çocuk, mikrofoncu olacak. Çok ağır olmasa? Onun için hiçbir şey fark etmez, onu direkt tutar. Aman kızım. Kucağına aldığın ana bir geri dönelim. Biraz anlat. Böyle oldu. Ah bıraktı valla. Yani o kadar kendiliğinden ve öylesine oluşan bir şey ki o süreç. Şaşırıyorsun sadece. Aa diyorsun, birdenbire kucağına bir çocuk veriyorlar. Ve o çocuk birdenbire seni emmek istiyor falan. Ve zaten sen daha kendini aşılamamışsın. O gayet bilinçli ve istediğini bilen bir şekilde göreve doğru ilerliyor. Yani içgüdüsel yumurta bilgisi diye bir şey vardır. Civcivlerle ilgili anlatılmıştı bu bana. Bir civciv doğduğu andan itibaren bir akrebin tek noktasına vurarak nasıl öldüreceğini biliyormuş. Ve buna da, bu tür bilgilere de yumurta bilgisi deniyor. Bence insanlarda da var bu. O yüzden de bir bebek doğduğu an ne yapacağını biliyor. Ama en zor büyüyen canlı insan, bir bebek çok çaresiz. Bak olmuş sana 8 ay, hala kalkıp yürümüyor kardeşim. Git artık kendi hayatını kur. Kur artık kendi hayatını. Al Ece ablandan meslek öğren. Ya sen benimle röportaj dolaş. Al bu evi getir. Kızı ya. Yani o çok erken turneye çıktı bu arada. Herhalde 3 aylık mıydı, 4 aylık mıydı? Ne güzel ya. İzmir turnesine çıktı. İnternette tanışan son çifti mi? Hangi oyunun? Hangisiyle çıktık? Evet, internette tanışan son çift. Bekarlığa veda zamanında zaten karnındaydı. O zaten. Sahne tozunu yutanlardan yani, daha evet. Doğmadan yani bile. Bu sene de öyle olacak muhtemelen. Çok turneyle oyun yapar mıyım bilmiyorum. İstanbul'da geçen bir oyun yapmaya çalışırım. Yani büyük yerlere giderim sadece. Beyoğlu'nda bir salonda oynarsam, evden çıkıp oyun oynayıp geri dönmem. İşte 2 saat, 2,5 saat. Oyunda dahil yani. Akasya Asıl Türkmen'den kızı Pera'yla günlerinin nasıl geçtiğini dinliyoruz. Pera diğer akranlarına göre rahat bir çocuk. O yüzden iyi geçiyor ama şimdilik, yani işte bebek bu. Bir diş çıkarıyor, olayın rengi değişiyor. Şu anda Pera var ya, ben tamamen oradayım Akasya, ne olur kusura bakma. Allah'ım o kadar tatlı ki. Ya sorma ya. Pera, senden bahsediyoruz. Aslında mikrofon şu anda tamamen senin için kullanılıyor. Çok sevdim. Evet. Sabah 9'dan 5'e kadar hafta içi yardım alıyorum ama hafta sonları öyle bana yardım eden ve de akşamları saat 5'ten sonra yardım eden kimsem yok. Bundan da şikayetçi değilim çünkü sonuçta çocukla bir şekilde vakit geçirip o ilişkiyi, o anne bebek ilişkisini kurmak gerekiyor. Yapmak istediğim başka şeyler de oluyor ama işte artık onları çok eleyerek falan yapıyorum. Ama bebekli hayat dünyanın en zor şeyi değil. En azından benim şartlarımda herkes için öyle değildir. 2 tane, 3 taneyi düşünemiyorum bile. Yani zaten biliyorsun. Kardeş düşünmüyor musun yani?
Ece, bir de biliyorsun ki yaşım da var. Artık kardeşi sen yaparsın. Oldu, tamam, tamam. Ben aldım mesajı. Yani Ececiğim artık falan ne bir görürsün sen. Hemen karşı tarza geçelim. Çok güzel karşı tarza geçelim. Bu arada Ece ablası alt dişi çıktı. Aa, ne ya, güzel. Artık bir bebek değil o. Ay canım. Kocaman bir ya. Kız oldu benim küçük Peram. Bu Pera ismi hep aklında mıydı? Hayır tabii ki. Burada oturuyoruz ya birdenbire böyle şey olsun mu bu olsun mu bu olsun mu derken böyle dedim. Evet. Dedim ki Pera olsun mu dedim. Serdar tamam Pera bitmiştir Pera konu kapandı dedi. Olur mu ya öyle şey dedim çok iddialı bir isim. Bu arada bazı arkadaşlarım var kafe ismine benziyor falan diyenler oldu. Ne o öyle çok şey değil mi biraz fazla değil mi diyenler oldu falan. Ama sonunda hepsi kabul etti. Pera gerçekten Pera olmak için doğmuş. Bir çocuğun ihtiyacı olan tek şey sevgi. Anneler çocuklarına korumacı ya da bağımlı değil sağlıklı bir sevgi vermeli diyor Akasya Asıl Türkmen. Bir yandan da sanat eseri gibi değil mi? Yani ben bir kere şuna çok inanıyorum. Seni çok yakından tanıdığım için çok vicdanlı bir insansın. Herkese karşı böyle kalbi elinde, kolları açık dolaşan bir insansın. Duyarlılıklarını biliyorum. Bu dünyanın en çok gözünü sevgiye açmış, onu tatmış ve onu yayacak, vicdanı yayacak, iyiliği yayacak çocuklara ihtiyacı var. Pera o anlamda bence çok şanslı bir çocuk sana sahip canım, olduğu için. Ay canım sen ne dedin şimdi ya. Ben şimdi bunun üzerine ne diyebilirim ki çok teşekkür ederim. Bence de anne önemli çocuğu yetiştirirken ve daha da önemlisi gerçekten sevgi önemli. Yani çocuğun tek ihtiyacı olan şey var büyürken. Ortam her zaman çok huzurlu olamayabilir. Çok sağlıklı şartlar oluşturamayabilirsin. Yapma kızım. Ama sevgi vermek için şartlara çok fazla gerek yok. Yani tabii ki sabır da gerekiyor sevgi olması gereken ortamda. Sevgi ve sabırla bence çocuk çok daha sağlıklı, çok daha kendi ayakları üzerinde durarak yaşıyor. Ama sağlıklı sevgiden bahsediyorum. Yani o aşırı sahiplenen, korunmacı, bağımlı... Olunan sevgi modellerini çok doğru bulmuyorum. Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde karıştırıldığını düşünüyorum. Çocuğu koruyarak falan sevmek, çok gözetmek. Her anlamda çocuğu ileride birçok şeyden hem mahrum bırakıyor hem de savunmasız bırakıyor. Çünkü bir noktada anne kalkan olma görevini bırakmak zorunda kalıyor. Akasya Ana adlı kanalında hamileliğe, doğum sürecine ve anneliğe dair deneyimlerini paylaşan Akasya Asıl Türkmen... En iyi annelik becerebildiğin kadarı diyor. Bütün bu deneyimlerini hamilelik sürecinden şimdi annelikle ilgili kısımları da hep paylaşıyorsun. Evet. Bir kere herhalde şimdi Pera yavaş yavaş hayatı öğreniyor. Evet. Ama sen de onunla birlikte bir sürü şey öğreniyorsun. Aslında karşılıklı birbirinizi öğretiyorsunuz değil mi? Evet yani ben onun da gelişiyle birlikte ilk daha gelmeye kararı verdiğinden beri kızım böyle bir yola girdim. Tek kişi benim gibi gözükse de bir prodüksiyon var tabii ki arkada. Birlikte çok rahat çalışıyoruz ve özgürüz. O yüzden de doğal olarak içerik çıkarmam gerektiğinden bir sürü şey öğrendim. Bir sürü kaynağa ulaştım. Yoksa ben yine bildiğin oyuncu kişisi Akasya olarak nasıl geldiysem öyle gidecektim. Böyle mi oluyormuş falan diyecektim. Ama yine de tabii ki ben bilir kişi değilim. Uzman falan değilim. Deneyimlerimi paylaşıyorum. O da insanlara komik geliyor. Yani ne bileyim ben lohusa kafası falan diye bir şey çektiğimde ya da işte emzirmek konusunda kadınlar oldukça çok sorun yaşıyorlar. Özellikle toplum tarafından baskı altında hissediyorlar kendilerini olmasa bile. Çünkü kendileri zaten gerginler. Bu konularla ilgili esprili tiye alan şeyler çektim. Ve gördüğünüz gibi... ve hem ben çok eğlendim hem de daha kolay geçti. Vakit daha kolay geçti. Çünkü ben çalışmayınca biraz sıkılıyorum. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim. Lan. Peki babayla aramız nasıl? Babalar ve kızları durumu başladı mı? Yani babasına ekstra bir tabii ki ilgisi var yani. Bir de o da onu çok seviyor ve ilgili davranıyor. İlgili bir baba Serdar. O yüzden araları çok iyi. Bir cümlem vardı. Ona bayıldım. Benim en büyük hediyem sensin. Peruşka. Evet Peruşka gerçekten insan olup olup. Yani bence herkesin evladı en büyük hediyedir. Ve kendi kendine yaptığı en güzel şeydir galiba. Yani eşiyle birlikte kendi kendine yaptığı en güzel şeydir. O benim için en güzel hediye. Ben kendimi çok kasmadan becerebildiğim kadar annelik görevini icra etmeye çalışıyorum. Ve hep takipçilerime şey diyorum. En güzel annelik becerebildiğin annelik. En iyi annelik
yapabildiğin kadarı. Yani hiç kimsenin kendini hırpalamasını istemiyorum. Ve bir cümlem daha var. Annelik senin, yani onun hayatı senin hayatının bittiği yerde başlamamalı. Her zaman da bunu söyleyeceğim. Bence anne önce bir birey olduğunu, her şeyden önce bir insan olduğunu unutmamalı. Yani öyle bir anne ve kadın rolü ya da eş rolünü alıp sonra diğer tarafı bir köşeye atmak ne yazık ki çağdaş kadının bile düştüğü bir tekimde, resmen düştüğü bir tuzak. Bundan zamanında işte Louise Bourgeois bahsetmiş, Virginia Woolf bahsetmiş, Bernard Shaw bahsetmiş, Ibsen oyunlarında işte Nora Bebek Evinde vesaire bahsetmiş. Yani bu dramı sadece Türk kadını yaşamıyor bu arada. Bütün dünyada oluşan bir şey bu. Ve çocuk kadını özellikle ekonomik olarak biraz muhtaç duruma sokuyor. Çünkü zaten ilgi bekleyen bir şey bu. Ben çalışıyor olduğum halde biliyorum ki koşa koşa eve dönmek zorundayım. Hafta içi sadece yardımcım var. Koşa koşa eve dönmek zorundayım. Bu beni mesleki açıdan etkileyebilir mi? Elbette. Yani etkilememesi gibi bir olasılık yok. Bunun için ciddi mücadele veriyorum yani. Kolayca olduğunu kimse söyleyemez. Yardımcım ya da yardımcısın. Sen annesisin çünkü. Öyle de bir realite var. Ama annesisin diye geri kalan hayattan çekilmek zorunda değilsin. Bence de. Yani bana hep diyorlar, annelikle ilgili bir kitap yazar mısınız? Evet, ama annenin çocuğuyla ilişkisi üzerine değil. Anne kimliği ve kadınlık üzerine bir şey yazmak isterim. Akasya Asıl Türkmen'le birlikte kızı Pera'nın kitaplarının arasındayız şimdi de. Evet, Pera aslında daha henüz kitaplardan çok fazla bir şey anlamıyor. Ama ister istemez böyle bir anne hevesidir işte. Kaşal. Kaşal ne kaşıktı ne çatal. Çatıl, çatal, kaşık. Kaşal. İkisine de biraz benziyordu. Bir annesi, bir de babası vardı. İkisi de onun bu haliyle mükemmel olduğunu düşünüyordu. Ne güzel başlayan bir hikaye değil mi? Ama kaşal farklılığıyla göze çarpıyordu. Yaşadığı mutfakta çatallar çataldı. Kaşıklar da kaşık. Çatal bıçak gelenekleri yakından takip edilirdi. Karıştırmak kabul görmezdi. Doğal olarak kural tanımayanlar da vardı. Yemek çubuklarına aşık olan bıçaklar, çatallarla evlenen maşalar gibi. Fakat bu türden aileler sıra dışıydı. Çok sevdim. Bu arada çocuk kitabı gibi gitmiyor hiç Akasya. Bence bütün büyükler de bunu okusunlar. Biraz önce dedim ya, sanat eseri yetiştirmek gibi. En çok düşünen hatalardan biri de bu. İşte bu yüzden anne baba olmak. Yani bu işin bir ehliyeti olsaydı mesela kim verebilirdi bilmiyorum ama... Yani önce kendin ol diyebilmek bir çocuğa. Evet. Bırakmak, nereye uçacaksan kendi kanatlarınla, kendi hayallerinin peşinden uç diyebilmek. Evet. Çünkü şey de oluyor, oyun hamuru gibi böyle, ay benim istediğim gibi şey. Tabii ki hepimiz evladımız için en iyisini isteriz ama kendini yaşayan çocuk mutlu oluyor. Hepimiz kendimizden biliyoruz çünkü. Öyle, biz kendimizi yaşamayı aslında biraz daha sonradan öğrendik. Bu çocuk kitapları çok akıllıca. Yani bizim zamanımızda işte bu yoktu. Evet. Bu olmadığı zaman sen kendin biraz yol yordamı, yani el yordamıyla buluyorsun. Onlar ise çok ciddi bir bilinçle doğuyorlar. Bir de bir bilgiyle, zaten bu çocuklar tablet, bilgisayar çocuğu bir yandan da. Ve çok sosyaller, çok barışçılar. Bakıyorum şu anda 2-3 yaşındaki arkadaşlarımın çocuklarına da. Çok açıklar, çoğu yediği şeyi sorguluyor, hayatı sorguluyor ama aynı zamanda inanılmaz bir tevekkül halindeler. Çabuk kabulleniyorlar, çok mantıklı sorular soruyorlar. O kadar seviyorum ki yeni çocukları. Yani onların yanında gerçekten diyorum ki sanki onlar birçok şeyi çözmüş, biz henüz daha çözmeye çalışıyoruz gibi. Belki de çocukken böyleydik ve unuttuk. Bir de öyle bir tarafı var tabii, madalyonun öbür yüzü var. İşte ne olmasını istiyorsun diye soruyorlar. Diyorum ki ben mutlu olmasını istiyorum diyorum. En güzel cevap. Bir de istediği işi yapsın. Ben çok çalışacaksam çocuğuma daha fazlasını bırakmak için, maddi olarak değil ama belki ne bileyim, dünyayı görebilsin mesela, çok isterim. Onun için bir şeyler yapmak isterim. Çalışacaksam böyle şeyler için. Yani çabukunca okusun, iki üniversite bitirsin, adam olsun diye değil de istediği zaman gezebilsin, dünyayı görsün, istediği şeylerle ilgilenebilsin. Sanat yapmak istiyorsa yapabilecek durumda olsun ya da ben onu sponsor olabileyim. Gerçekten çocuğumu istediği mesleğe yönelmesine yardımcı olabileyim. Ben çocuğumu kendim gibi ilkokulda devlet okuluna gittim. Devlet okuluna göndermek isterim. Eğitimi o şekilde vermek isterim. Yani bence toplum olarak biraz da bununla
uğraşmamız gerekiyor. Yani anaokulundan üniversiteye kadar çocuklarımızın eğitim hayatı üstüne biraz kafa yormamız gerekiyor. Genel olarak sadece çocuğumuzun hayatını değil, bütün çocukların hayatını düşünmemiz gerekiyor. Kendi çocuğumu kurtarmam bir şey değiştirmez. Kızı Pera için en büyük hayalinin onu bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu söylüyor Akasya Asıl Türkmen. Kızım için en büyük hayalim Ececiğim, onu dünya vatandaşı olarak yetiştirmek. Öyle olmasını çok istiyorum. Yani umarım o büyüdüğünde sınırlar kalkmış olur, insanlar özgürce dünyayı dolaşıyor olurlar ve benim kızım da bir dünya vatandaşı olur. Ben çok istiyorum onun gezerek yaşamasını. Daha ama tabii güzel. Ki bu benim onun için isteğim. Kendisi bir köşede oturup bütün gün aynı caddeyi izlemek isterse tamam, yani kabulümdür ne istiyorsa. Ama ben ona böyle bir hayat sunabilirsem ne mutlu bana. Az sonra ünlü oyuncu Akasya Asıl Türkmen ve kızı Pera'yla Galata sokaklarında gezintiye çıkacağız. Bizden ayrılmayın. İnsanlar bence tiyatrodan ya da sanattan vazgeçmeyecekler asla. Rutin olarak tiyatro seyreden bir seyirciyse evet, o torpil yapmaz, seni kayırmaz. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Haftanın yeni filmlerini merak edenler ekran başına. Sırada Vizyondakiler turu var. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. For inwardly they are ravening wolves. Vizyondakiler turumuza Danimarka, Fransa, Almanya ve Belçika ortak yapımı olan Brimstone'la başlıyoruz. Stray off the path. And some of you have strayed. Haven't you? Western türündeki film, işlemediği bir suçun sanığı olan genç Liz'in hırslı ve intikam almak isteyen pederden ailesini koruma mücadelesini perdeye taşıyor. Peder kürsüye çıktığı andan itibaren Liz ve ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. I'm here to punish you. Why do you let him do this? It's a sin. Martin Kulova'nın yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Farrington ve Caris von Houghton yer alıyor. Never leave your loved ones alone. You should know that by now. This is actually a year ago yesterday, Mum. Did you remember? Hello, Charles. Well, of course I did. Sıradaki filmimiz Joel Hopkins'in yönettiği, Diane Keaton'la Brandon Gleeson'ı bir araya getiren Davetsiz Aşk. I hope I'm not disturbing you. Too late for that. Romantik komedi türündeki film, sıra dışı şartlarda tanışan, hayatlarının ikinci baharındaki Emily ve Donald'ın hikayesini ele alıyor. We're gonna help you, man. What are your calls of the month now? Every time someone threatens your pride, you pop up like an emotional porcupine. Kendisini aldatan eşini yakın zamanda kaybetmiş, orta yaşı geçkin ve kafası karışık bir kadın olan Emily, İngiltere kırsalındaki Hampstead'de yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Donald'sa müteahhitler ve yatırımcıların baskılarına karşın evini satmamaya kararlı, aykırı bir adamdır. Bir gün tesadüfen evinin penceresinden gördüğü bu özgür adam ve hayatı Emily'nin ilgisini çekecektir. He's very special. He's completely transformed the way I look at life. Christopher Nolan'ın yönettiği haftanın gişe beklentisi yüksek filmlerinden Dunkirk, Amerika, Fransa, İngiltere ve Hollanda ortak yapımı. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance ve Tom Hardy'nin başrolleri paylaştığı savaş türündeki film, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkirk tahliyesini konu alıyor. He's coming back round.
Alman ordusu, İngilizler ve müttefiklerinden oluşan birlikleri Dunkirk kıyılarında sıkıştırır. Artlarında düşmanlar, önlerinde uzanan uçsuz bucaksız deniz arasında sıkışıp kalan askerlerin kurtulmaları bir mucizeye bağlıdır. Practically see it from here. What? Home. 3, 2, 1. Samet Çakırtaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Saklambaç Ölüm Oyunu, hafta sonunu geçirmek için bir geziye çıkan 5 üniversite öğrencisinin başından geçenlere odaklanıyor. Sizin yüzünüzden bir kere sığamadık. Sen de her şeyi çocuktan biliyorsun. Git! Çıkarmayacaksın. Hiç kimse isteyerek veya bilerek kötülük yapmaz tezine felsefe en büyük ispattır. Bir grup genç hafta sonu tatilini geçirmek üzere civar köylerden birine doğru yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında yolda başlarına gelen esrarengiz bir olay yüzünden araç çamura saplanır. Aracı saplandığı yerden kurtarmak için yardım istemek üzere bir eve giren gençler, girdikleri bu evde hiç tahmin etmedikleri bir olayla karşı karşıya kalacak, kendilerini bir anda bir ölüm kalım savaşının tam ortasında bulacaklardır. Bir yerlerde yarım kalmış, beni bekleyen bir şeyler varmış gibi. Burada kalamayız. Korku ve gerilim türlerini harmanlayan filmde Yusuf Karakuyu, Ali Akgöl, Buse Nazçınar, Ceren Müftüoğlu, Beyza Geçeci ve Hatice Öztürk başrollerde. 3, 2. Est attribué à Guillaume Canet. Oyunculuğunun yanında yönettiği filmlerle de tanınan Fransız sinemasının öne çıkan isimlerinden Guillaume Canet'in hem kamera arkasına geçip hem de hayat arkadaşı Marion Cotillard'la birlikte rol aldığı rock and roll komedi türünde. Cotillard ve Canet ile beraber filmin kadrosunda yer alan bütün oyuncular kendilerini canlandırıyor. Filmin konusuna gelince, genç bir yardımcı yıldız Canet'e artık havalı olmadığını ve filmlerinin satmayacağını söyler. Bunun sonucunda Canet hırslanır ve ona haksız olduğunu kanıtlama yoluna baş koyar. Bu noktada da kız arkadaşı Cotillard'ın yardımına başvuracaktır. This vacation is going to be so amazing. Yeniden korku gerilim türüne dönüş yapıyoruz. Hollywood yapımı Ruhlar Evi, Tayland'a macera dolu bir seyahat planlayan genç bir çiftin etrafında şekilleniyor. Yes, yes. This is incredible. What is this place? İkilinin tatil hayalleri hiç beklenmedik biçimde alt üst oluyor. Zira çift kendilerini bir konuk evinde bir ruh tarafından hapsedilmiş buluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Scott Taylor Thompson, James Landry Hebert, Mark Boone Jr., Michael S. Nee ve Lana Krauss yer alıyor. Finali korku türünün ana vatanı sayılan Güney Kore imzalı Zombie Express ile yapıyoruz. Sokvot kızını ihmal eden bir babadır. Doğum gününde kızının ısrarları üzerine onu eski eşinin yanına bırakmak için Busan'a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken sıra dışı bir virüsten etkilenen genç bir kadın trendekilere virüsü yaymaya başlar.
Sebebi belirlenemeyen virüs tüm ülkeye yayılırken hızla Busan'a yol alan trende de Sokvot, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine başlarlar. Dünya premierini 2016 Cannes Film Festivali'nde yapan Sen Koyan imzalı filmin yıldızları Yo Gong, Suan Kim, Yumi Yang ve Dong Seok Ma. Şimdi kameralarımızı yeniden Galata'ya çeviriyoruz ve ünlü oyuncu Akasya Asıl Türkmen'le keyifli sohbetimizin devamını getiriyoruz ekranlarınıza. Bloomberg ET Live yaz sohbetlerinin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Akasya Asıl Türkmen. Kendisiyle kızı Pera'nın eşliğinde evinde gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin ardından bu kez yine hep birlikte Galata sokaklarındayız. Evet, şu anda bir duvar yazısı tam da Pera için ve Akasya için yazılmış gibi. Buradan güzeller geçti dersiniz. Dersiniz efendim. Bence buyurunuz. Ece için de yazılmış. Buyurunuz, hocam. Geçiniz. Galata'da yaşam nasıl? Çok uzun zaman Cihangir'de yaşadın Akasya. Evet, Cihangir'de mutluydum ama Galata'da daha mutluyum. Burası biraz izole aslında, bakma. Yaz mevsimi azıcık daha kalabalıklaştı ama hafta içi burası çok sakindi. Kulenin dibinde şöyle bir oturup çay içmek çok zevklidir. Sonra yani dünyanın dört bir yanından buraya insanlar geliyor. Özellikle şimdi yaz, bir de güzel bir dönem bu aralar. Sakinlik var. O yüzden turistler arttı yine. Yani mutluyuz Galata'da yaşamak. Çok zevkli ama dördüncü katta oturuyorum fark ettiğin gibi. Ve tabii ki Pera fark ettiğin gibi bayağı bir ağırlaştı. Dördüncü katta olduğu için arabayla in çık yapamıyorum. Onu böyle kızımı takıyorum, çıkıyorum. Spor oluyor işte sana da, ne güzel, annesine spor yaptırıyor. Evet, spor yaptırıyor ama dediğim gibi bir asansörlü ve biraz da böyle daha çok farklı bir yerde. Daha bahçelerin, bağ bahçenin olduğu bir yerde oturacağız galiba. Bu Galata'da son güzel günlerimiz. Burayı özleyeceğiz ama... ne mutlu bize ki kızımızın adı Pera ve bu günlerimizi bize hep hatırlatacak. Ececiğim, şu anda bulunduğumuz kadraj, yani bu kadrajda hem Galata Kulesi var hem de sen varsın. Dünyanın dört bir yanından gelip insanlar burada bu pozu veriyorlar. Bak böyle poz veriyorlar. Ben de durayım bir dakika. Galata sokaklarında turlarken konu tiyatroya geliyor. Akasya Asıl Türkmen, tiyatro seyircisi asla torpil yapmaz diyor. Evdeyken yeni oyun müjdesini verdin. Evet. Tiyatronun hayatındaki yerini çok iyi biliyorum Akasya. Evet. Hep dersin ki tiyatro seyircisi asla torpil yapmaz. Asla. Hadi bir de buradan konuşalım. Bu zor iş çünkü bir oyuncu için. Er meydanı diyoruz her zaman. Ben beni başka işlerde görüp de gelip tanıyan insanlara her zaman çok sıcaklıkla yaklaşmışımdır ama özellikle benim bir oyunumu seyrettiyse, hele bir de benim için özel olan, hepsi özel de çok özel yeri olan birkaç oyunum var, işte Semaver'deki 12. Gece gibi, Yan Etki'deki Romeo'yu Beklerken gibi ya da Özen Yula'nın Kırmızı Yorgunları gibi, o oyunları seyretmiş seyircileri görünce ben böyle bir hemşerimi falan görmüş gibi sevinip sarılıp kucaklıyorum. Çünkü biz çok az insan, bir avuç insan aslında o anları paylaşıyoruz. Ve inanılmaz özel bir şey hissettiriyor bu. Bütün sürprizleriyle tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatro seyircisi, hele özellikle de rutin olarak tiyatro seyreden bir seyirciyse, evet, o torpil yapmaz, seni kayırmaz, hatalarının yüzüne direkt söyler. Beğeniyorsa da asla neredesin, ne yapıyorsun onu hiç düşünmeden gelip sana bunun geri dönüşünü mutlaka yapar. Böyle eleştirmenler var, böyle bizim dostumuz olmuş insanlar var. Baysan abi gibi mesela, Baysan Pama'yı ya ne diyebilirim onun için bilmiyorum. Benim düğünüme geldi, biliyor musun? Bütün oyunlarıma geldi ve de düğünüme geldi. Aynı tıpkı senin olduğun gibi. Sonra birkaç kişi daha var öyle onun gibi sayabileceğim. Artık onlarla aile olduk. O kadar özeller bizim için ve hiçbir şeyle de karşılaştıramayacağım kadar güzel bir meslek yapıyorum.
Umarım hayatım boyunca sahnede olurum. Sen de hep etrafımızda melek gibi dolanırsın. O kadar seviyorum seni Ececiğim. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Bol sahnenin Bekarlığa Veda adlı oyununda rol aldığında Akasya asıl Türkmen'in karnında olan Pera henüz 3-4 aylıkken internette tanışan son çift oyununun turnesine dahil olmuş. Anlayacağınız minik Pera sahne tozuna doğanlardan. Akasya asıl Türkmen, kulislerde büyüyen çocuklar çok tatlı oluyor. Pera çok şanslı çünkü çok saygı duyduğum tiyatro insanlarıyla birlikte büyüyecek diyor. Ben biliyorum ki kulislerde büyüyen çocuklar çok tatlı oluyorlar. Aa. Çünkü tiyatrocu insanlar düşünsene hep mesleği bu olan insanlar çok derin, çok yüksek anlayışta insanlar. Çoğunu tanımasını isterim. Benim çok saygı duyduğum insanları tanımasını isterim. Mesela yakın tarihte Bülent Kayabaş'ı kaybettik. Ben üzüldüm. Ben o insanlar çocuk gibidir. O kadar tatlıdırlar ki. Mesela şu anda geçenlerde yolda gördüm. Özdemir Çiftçioğlu. O kadar özel, o kadar çalışkan, o kadar tiyatro etiği olan bir oyuncudur ki, o dürüst bir oyuncudur ki. Sadece tiyatro yaparak yaşanılabileceğinin gerçek bir kanıtıdır. Benim zamanımda hocam, daha sonra rol arkadaşım, daha ileriki yıllarda yönetmenim de oldu. Hayatım boyunca etrafımda görmek isteyeceğim insanlardandır mesela. Pera o tarz insanlarla tanışacak. Öyle büyüyecek, onlardan görecek. O yüzden çok şanslı olacak yani, biliyorum bunu. Bir de benim ailelere çok minicik böyle bir tavsiye de değil de ricam olacak diyeyim. Şimdi özellikle son dönemde çocuğum oyuncu olsun, çocuğum oyuncu olsun durumu herkesin arasında böyle oyunculuğa bir yırtmak gibi bakılıyor ya maalesef. Evet, topçu, popçu, oyuncu. Oyuncu. Bence çocukları iyi birer tiyatro seyircisi olsunlar ki işte o empatiyle, vicdanla, sevgiyi, saygıyı bilerek başka hayatlara uzaktan bakıp ne olmak istediğini ya da olmak istemediğini kavrayarak büyüyebilsinler, değil mi? Bence o koltuklar çok kıymetli. Aynen. Yani seyirci koltukları. Ve boş kalmamalı. Şu anda tiyatro bölümüne girmek isteyen çocuklar bana geliyorlar ve yardım istiyorlar. Ben de hiçbir şey talep etmeden yardım edebileceğimi söylüyorum ama... Bana attığı mailde eğer doğru düzgün bir cümle kurabildiyse, kendini güzel anlatabildiyse, mesela sorum şu oluyor, bu sene kaç oyun seyrettin, kaç oyun okudun? Eğer bana onlara diye cevap veriyorsa, o zaman diyorum ki sana bir haberim var, sen aslında ünlü olmak istiyorsun, bunun için git bir ajansa yazıl, bu kadar uğraşmana hiç gerek yok diyorum. Çünkü ben 16-17 yaşındayken o sezon neredeyse bütün oyunları en azından devlet şehir tiyatrolarında parasını verip girebileceğim ya da biraz beklersen boş koltuklara oturabileceğim bütün oyunları seyretmiş, bir sürü klasik okumuştum. En azından bütün Shakespeare'leri, bütün Çehov'ları, Çehov'ların çok sıkıcılarını değil, hepsini okumuştum yani. O yüzden konservatuara girmeye niyeti olanın çalışmasıyla bir diziye falan girmek isteyenin çalışması aynı değil. Bak, diğerini küçümsemiyorum. Yolları farklı. Bu arada diğeri de çok zevkli, çok güzel. Yapması müthiş keyifli bir iştir. Kamera oyunu oyunculuğuna tapıyorum. Dizilerde oynamak hem maddi hem manevi çok iyi. Bu arada çok şey borçluyuz. Evet. O diziler sayesinde bir sürü sahnemiz oldu. Evet, yani o diziler sayesinde bir sürü sahnemiz oldu. Tiyatro kökenli olanlar yatırım yapıp, diziler sayesinde tiyatro kökenli olanlar tiyatroya yatırım yaptılar, bir sürü salon açtılar. Zaten ben şu dönemin oyuncularından, genç kuşağından ve orta yaşlı, yani benim kuşağımdan o kadar memnunum ki. Yani bu dönemde, bu şartlarda gerçekten hiç kimse tiyatrodan vazgeçmiyor. Çok güzel salonlar açılıyor. Karşıda yeni Dastas açıldı. Duru sahne senelerdir çalışıyor. Baba sahne geldi. Burada baba sahne geldi. Ben daha oyun seyredemedim baba sahnede. Yeni açıldı. Bayılacaksın oraya. Bayılacaksın. Eminim. Zaten Şevket'i çok severim. Kardeş gibi severim. Burada Galata Perform. Biliyorsun D22 buradaydı. Çıkmak durumunda kaldılar ama yine açılacak. Yan etki sahne buradaydı. Evet, onlar da çıktılar. Artık mekanlar tiyatrolu mekanlar değil de mekanlara gidip oynama dönemi de geldi biraz. Tiyatro bir şekilde hayatta kalmanın yolunu buluyor oyuncular. Yani bu işleyen bir iş olduğu için ve arz talep meselesi olduğu için en az çok şükür seyircimiz var. Geçen sene biraz zor bir dönemdi her anlamda, gerek turizm gerek organizasyon, konserler, tiyatrolar için. Ama bu sene şimdi yine canlanmaya başladı. Hayat hep bir yerlerden biliyorsun tomurcuklanıyor. Ve insanlar bence tiyatrodan ya da sanattan vazgeçmeyecekler asla. Hiçbir zaman. Ben de inanıyorum. Hadi o zaman tiyatro iyidir, iyileştirir diyelim. Tamam, oldu diyelim. 1, 2, 3.
Tiyatro iyidir, iyileştirir. Bu arada bu sohbete katıldığı için Peracığa da çok teşekkür ediyoruz. Pera ve onun gibi bütün çocuklar da iyidir ve iyileştirir. Amin. Onlara inşallah kendi masumiyetlerinde ve güzelliklerinde bir dünya bırakabiliriz. Bloomberg ET Live hafta sonunun ve yeni haftanın öne çıkan etkinliklerini derlediğimiz ajanda turuyla devam ediyor. Sıla Heybeden Şarkılar konserleriyle 22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Sanatçı konserde kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne seslendirmekten keyif aldığı parçalara da yer verecek. Ünlü popçu seslendireceği 40'ın üzerinde şarkıyla hayranlarına müzik dolu akşamlar yaşatacak. Antalya'daki Şapito gösteri alanında 24 Temmuz'da adrenalin fırtınası esecek. Dünyaca ünlü sanatçı, dansçı ve akrobatlar Adrenalina isimli gösteride en çılgın hünerlerini sergileyecek. Yaklaşık 2 saatlik performans, ışık şovları, uçan motorlar ve akrobatların sınırları zorlayan hareketleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'de şehir müziğinin önde gelen ismi Kent Ozanı Bülent Ortaçgil, 22 Temmuz'da Bodrum'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Usta müzisyen Leman Kültür Sahnesi'nin ev sahipliği yapacağı konserde tüm söz ve besteleri kendisine ait olan Sen isimli albümünden şarkıların yanı sıra Sensiz Olmaz, Olmalı mı Olmamalı mı, Benimle Oynar mısın gibi klasikler arasında yer alan parçalarını da seslendirecek. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman 27 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Coşkulu sahne performanslarıyla tanınan grup, yeni albümleri Darma Duman'dan şarkıların yanı sıra Senden Daha Güzel ve Aman Aman gibi klasikleşen parçalarını da dinleyicileriyle birlikte seslendirecek. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, 24 Temmuz'da Enka Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda Fazıl Say Resitali isimli konseriyle sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Müzik
dünyanın en önemli salonlarında konserler veren ve sayısız ödülü bulunan Fazıl Say, Chopin ve Beethoven gibi büyük ustaların eserlerini kapsayan repertuarıyla kulakların pasını silecek. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu 28 Temmuz akşamı Balkan ezgileriyle yankılanacak. Balkan müziğinin dünyaca ünlü müzisyeni Goran Bregovic hem unutulmaz film müziklerini hem de yeni şarkılarını İstanbullu müzikseverler için seslendirecek. Eski dostum Tank'la gelmiş ve Rüyalarda Buruşmuşuz gibi albümleriyle tanınan rock müzik grubu Adamlar 23 Temmuz'da Bodrum'da Of Gümüşlük sahnesinde olacak. Vokal ve akustik gitarda Tolga Akdoğan, elektro gitarda Gürhan Öğütücü, bas gitarda Burak Güngörmüş, tuşlu çalgılarda Burak Irmak ve davulda Berkan Filavel'den oluşan grup, kendilerine has tınılar içeren şarkılarıyla hayranlarını coşturacak. Al başını avcuna tuşu, utan, utan, utanmayan insan olur mu lan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Can Bonomo 22 Temmuz'da ilk performans olan Ataşehir'de konser verecek. Sen ne dersen de tamam, bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. De tenime gösterin ne de, o zaman hallolur her şey, her şey hallolur tatlımım. Bonomo renkli sahne performansıyla hayranlarına sıra dışı bir konser deneyimi yaşatacak. Bloomberg ET Live'tan bu haftalık bu kadar. Sanatın renklerini hayatınızdan eksik etmeyin. Çünkü sanat iyileştirir, birleştirir. Hoşça kalın.